Arkadaşlar selamlar. Az önce etkinlikler sekmesinde böyle bir güncelleme geldiğini fark ettim. Bunu sizle paylaşayım dedim. Yani muhtemelen bu önceki güncelleme haberinde ya da YouTube kanallarında falan göstermişlerdir. Fakat ben uzun zamandır YouTube kanallarına ziyaret etmedim. Haberlere de bakmadım. O yüzden bilmiyorum. Direkt gördüm burayı. Goblin Partisi diye bir şey gelmiş buraya. Goblin Parti roketi var. Solda böyle bir şey var. Hiçbir fikrim yok bu arada. Çekiliçi soygun yazmış rakibin kasasına. Bunu biliyoruz zaten çekiliçi soygun ne olduğunu. Klasik maç. Aa şu an anladım. Bakın. Buradaki birebiri kaldırmışlardı. Sabah oyuna girdim ve dedim ki aa birebiri niye kaldırmışlar falan dedim. Şu mücadele sekmesine girip bakmadım. Video öncesi girince fark ettim. Demek ki orası buraya taşınmış. Şimdi burada ne varmış? 2'ye 2 de buraya taşınmış. Aslında enteresan olmuş ama güzel doğmuş bir yerde. Çünkü bu neymiş? Günlük limit artı diyelim. 100 taş verelim. Etkinliklerden daha fazla jeton, sezon jetonu alırsın falan filan. Bunun ne olduğunu da bilmiyorum. Dükkana girelim. Dükkan. Aa bir dakika. Etkinliklerden ve Pass Royale'den sezon jetonları kazanabilirsin diyor. Aşağıda yazmışlar. Bu sezon jetonlarıyla da 100 tane mesela Goblin alıyoruz misal. Bu güzelmiş. Bu çok hoşuma gitti bak. Goblin Party Roketi tıklayalım. Savaş diyelim. Bu neymiş? Yaşar bir deste oluşur diyor. Tamam. Hadi rastge... Aha! Bu neymiş böyle? Ben bayağı kaçırmışım galiba haberleri. Bunu %100 göstermişlerdir YouTube kanallarında ya da diğer sosyal medya hesaplarında. Şimdi rastgele bir doğaçlama deste yapalım madem öyle. Zaten en sevdiğim şey doğaçlama deste yapmaktır. Ben de nedense en sevdiğim bir sürü şey var yani bu oyunda bitmiyor. Şimdi bir dakika. Madem bu goblinli falan diyor. Biz de goblinli bir tane bir deste yapalım. Bütün goblinleri kullanalım diyecektim ama goblin var mı? Varmış tamam. Bir an dedim goblinler yok mu? Şunu kullanalım. Dark Goblin zaten mücadelelerin vazgeçilmez kartıdır. Bir tane de şöyle bina kartı goblin koyalım. Bütün goblinleri kullanacağım. Hadi bakalım. Bütün goblinler yok galiba burada. Bir saniye. Fıçı falan yok. Evet. Fıçı yok sanırsam. Evet. Fıçı yok. Ama bait unsur yaptı ki zaten bizim atak kartımız var bir yerde. Bunlara da bakın buradan hafif taarruz seç diyor. Mesela seçelim o zaman. Bunu seçelim. Bu büyü olmaz. Karıştır bakayım büyüyü. Şimdi şu roketin ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Öğrensek iyiydi. Roket atıyor aynı zamanda fıçı mı yolluyor ki? Öyle bir şeyse bizim tomruğa ihtiyacımız olur. Biz tomruğu alalım her ihtimale karşı. Şimdi havaya karşı iki tane kart aldık ama havaya karşı biraz güçsüz gibi. Karaya karşı da biraz güçsüz gibi açıkçası. Ama büyümüz de eksik. Havaya karşı bence bunları idare eder ya. Biz bir tane daha büyü mü ekleyelim? Ne diyorsunuz? Şu an biraz kararsız kaldım. Ya da mesela elektro büyücü alalım. Hem yere inme hasarıyla bir nevi bir büyü görevi görüyor. Hem de havaya destek sağlıyor. Ama bu sefer kara kartımız kalmadı. Bunu boş verelim biz. Kaldır. Biz kara kart alalım. Hemen değiştiriyorum. Mesela. Kara Prens olabilir. Muhtemelen karşımızdaki de çöp birim seçebilir. Biraz alan hasarı vuran bir kartımız olsun. Biraz daha sağlam olsun Kara Prens gibi. Bence fena olmayan bir deste. Şimdi savaş değil miymiş? Parti roketi ne işe yarıyor? Öğrenmenin tek bir yolu var. Goblin Partisi birlikleriyle bir deste oluşturup oyuna girmek. Ne kadar güzel. Şimdi aha güzel olmuş bak oyuna farklı farklı şeyler getirmişler. Hoşuma gitti. Süpersel. Sen bu işi yapıyorsun bu yakın zamanlarda. Çünkü Clash Royale bir düşüş yaşadı son 1-2 ay önce falan. Tekrar toparlayacak gibi kendine. Şimdi hemen şöyle kara prensimizi bırakalım. Karşımıza Diego geldi. Biliyorsunuz Diego. Haluk Bilginer'in de seslendirdiği. Neydi onun adı? Buz devrinin şeyi. Şöyle geriden bir altın şövalye bırakalım. Şuraya doğru bir kafes atacağım. İki tarafına dikkatini çeksin ama bizim sol tarafa destek sağlasın. Biz çünkü her zaman soldayız. Ondan goblin mi çıkacak? Herhalde goblin çıktı. Ben pek anlayamadım ama neyse. Bu arada biz oraya bakarken sağ tarafı rakibimiz 1900'e kadar indirdi Diego. Diego'dan bahsediyorduk. Evet Diego Haluk Bilginer'in seslendirdiği. Aa bir dakika bu ne? Arkadaşlar. Bir an bana şey gibi geldi. Sanki kendi sağımıza bıraktığımızda da paket görevi mi görüyor diye düşündüm ama alakası yok. Saçma sapan bir şey yaptık. Neyse önemli değil. Biz buna rağmen, bu saçmalığa rağmen kazanırız. Ama o kadar geniş yapmışlar ki benzemiyor muydu yani? Haksız mıyım? Onu koydun hemen şöyle özelliği de basalım. Yani kuleye verdik ama. Dur bir saniye şimdi. Biz tabii yere roket atınca boş bir yere. Haydut gereksiz oldu. Biraz rakip şöyle yaptı şimdi. Bizi böyle biraz şey gördü. Ya bu herhalde salak herhalde falan dedi böyle. 7000 kupaya çıkmış ama yani yere roket atıyor falan dedi kendi kendine. O yüzden haydutu maydutu yani böyle taktik olmayacak bir şekilde ortaya bıraktı. Yani taktik falan değildi o ortaya koyması. Çünkü burada kara prens varken buraya haydut koymasın. En azından şuraya bari koy ki gel kuleye vur.
Neyse, Darkobin de böyle iyi sürü şey yaptık, kullandık yani sağda solda. Şimdi bakın Darkobin'den sarı sarı şeyler çıkıyor. Bekliyoruz. Bu nasıl bir roket bu arada? Bir şey diyeceğim. Roket nasıl tek atabilir ki ona? 5 seviyelik bir roket. Bu adam oynamış da gelmiş Diego, haberi var. Ben ona bu roket atmazdım. Tamam. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir tomruk. Rakip de ağır Barzo'ymuş bu arada. Tek ihtiyacım olan şey artık bir atağa çıkabilmek. Şunu bırakıyorum. Buna gerçi yine roket atacak. Biraz saçma olmuş bu roket olayı ama. Ona roket attığı an atmadı. Harikasın. Harikasın. Darkobin çalışıyor diyecektim ki. Oraya ben de roket atayım bari. Ne yapalım? Biraz garip bir kartmış. Şöyle gel. Şöyle gel. Yok. Kaybettik. Rakip ağır Barzo çıktı. Biz de enteresan yerlere kart bıraktık maalesef. Oraya da verdik galiba değil mi? Aynen. Tamam, ilk elin günü almaz. Kartı öğrenmiş olduk. Kart bir dev goblin yok edebilecek kadar hasar vuruyor. Umarım şey yoktur. Kaybetme hakkı falan yoktur yani. Bakalım. Aa, bize buradan bir de ödül verdi. Çok güzel bir şeymiş ya bu olay. Hiçbir hakkımız da gitmiyor. Bu herhalde birazcık bu alanı tanıtmak için bize şey geçmişler, ne torpil geçmişler birazcık. Bol bol alalım diye. Şimdi 7000 kupadan bir rakibimiz geldi karşımıza. Destemiz de çok da güzel değilmiş bu arada, onu fark ettim. Yani Kara Prens'le Altın Şövalye tank yok etme güçleri yok maalesef. O yüzden hiçbir karta bir adam akıl destek sağlayamadık. Bekliyoruz. Arkadan mızraklı goblin, çünkü iksirimiz doldu. Şöyle bir tane, dur bir tane Dark Goblin atalım oraya. Tamam. Hemen şöyle peşinden gidelim. Çok garip. Yalnız tamam. Ben hala tam olarak şeyi çözemedim kartı. Bayağı bir alın hasar vuruyormuş yani. Şöyle şuraya doğru bırakalım. Kara Prens şarjlanarak gitsin oraya doğru. Çok güzel şarjlandın Kara Prens'cim. Şu mızrak goblin de bırakalım. Bir enteresan oynuyor rakipler, bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama oradaki iki canlık şeye dondurma atıp da arkadan iyileşir ruh atmanın bir mantığı yok gibi ama bakalım. Bir çözmeye çalışalım yani, ben hala çözemedim olayı. Şimdi destemiz de çok kötüymüş, o da ayrı bir dava. En geriden bırakalım ki oraya roket atsın. Harikasın Cem, harikasın gerçekten. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, atsın roketini. Tamam. Biraz sıkıntı var ama neyse. Şuraya bir tane goblin kafası bırakalım. O bize birazdan atağa destek sağlasın. Bu bayağı bir alan kaplıyor. Aslında bu komple mi yok ediyor orada ne var ne yok. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir tane tomruk atalım. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Bir dakika, burada hazır bunlar varken biz bir oraya gidelim abicim. Attım şövalyeyi de. Pek bir işe yaramadı ama olsun. Arkadan bir mızraklı goblin. Oraya sanki roket atacak gibi kafiyi. Yo, alakasız bir kart attı oraya. O kartı köprüyü geçmeden eğer eritirsek bizden iyisi yok arkadaşlar. Şöyle bir tane tomruk atalım oraya. Yani istediğim gibi atamadım tomruğu ama neyse. Hemen bir kara prens. Hemen arkadan bir mızraklı goblin. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Onları bırakacağım şimdilik kendi haline. Bu arada o kadar gittik vura vura. Şu bir dart goblin'i bırakalım şuraya. O kadar alanı sar vuruyor muydu? Tamam, vurmadı. Yalnız kartları biriktirmem sıkıntı yok. Ya çok goblin çıkarıyor mu içinden ya? Onu kullandığı için hemen bunu koyuyorum. Buraya hemen şöyle bir tomruk atıyorum. Çok güzel, ölmedi. Hemen özelliği bastım. Ama bir işe yaramadı. Şuraya kadar götürelim onu, çekelim onu. Elinde dondurması var. O yüzden şöyle bir tane Dark Goblin bırakacağım. Tamam, gayet iyi. Umarım Dark Goblin ölür mü? Ölmedi. Öldü. Bir garip ya. Ben algılayamadım. İçinden çıkan şeyler öldürüyor galiba. Bekleyelim. Biz şu an gayet öndeyiz yani rakibe karşı. Roketini yeni kullandığı için şöyle geriden bir dev goblin atabiliriz. Umarım çevirmez yani roketini. Şöyle bir altın şövalye atalım. Yavaştan yürüsün o.
Abi bastığımız özellik nereye gitti? Ben uyuz oldum şu an bu şeye, etkinliğe. O kadar alanı nasıl kaplayabilir? Ben anlamadım abicim. Bir dakika. Bir dakika. Ben de roket atacağım oraya. Eğer ki devi atarsa. Çok güzel. Onu çok yanlış oynadı. Şöyle bir roket atalım. Umarım o elektro devi eritebilecek kadar güçtedir o. O ben boşuna oynuyormuşum bu arada. Elektro devi falan alıyor abi bu roket. İnanılmaz hasar veriyor. Arkadan bir Dark Goblin. Tomur'u biraz erken kullandık ama sorun değil. Hemen bir roket. Şeye kaç vuruyor binaya? Binaya vurmuyormuş. Adam şu an uyuz olmuştur. Aynı benim gibi az önce. Tamam şu an şey öğrendim. Binaya falan vurmuyor, hasar vermiyor. Ben binaya hasar veriyor diye düşünüyorum bir saattir. Binaya hasar vermiyor. O kadar alandaki ne varsa yok ediyor. Ve içinden goblinler çıkıyor. Tamam. Biraz geç oldu ama çözdük en azından. Şuna devam edelim. Birazcık öğrendikten sonra daha çok sarar bence. Keşke desteği değiştirseydik ya. Neyse. Ben bunu şey falan sanıyorum. Yani tomruk momruk aldık o kadar. Bunu atacağız. İçinden şeyler çıkacak. Hasar verecek falan filan diye düşündüm ama neyse. Şöyle atalım bir ufaktan vuralım. Şöyle pardon. Şöyle bir tomruk atalım oraya deste dönsün. Şöyle bir kafes bırakalım. Harikasın. Hemen bir kare prens. Karşımıza bait deste geldi. Adamda 2 tane 3 tane şey var. Havayı vuran neydi onun adı? Yani Dart Goblin, Prenses ve şey. Hemen bir tane mızraklı goblin atalım. Hiç çoktan iş yaparlar. Yani 3 tane şey almış. Bait unsuru havayı vuran, alan hasar vuran vesaire kartların hepsini almış. Bunlar da bait. Tamam. Ve bizim bir tane tomurumuz var. Birazcık bu rakip bizi zorlayacak ama neyse ki bu tamamen alan kapladığı için Dart Goblin'e vesaireye aynı anda atabiliriz yani bunu. Zaten 5 iksir. Bir roket kadar 6 iksir değil. Şöyle gel bakayım. Adam tamamen bait almış bu arada. Başka bir şey almamış. Şunu bırakalım. Gel böyle. Tamam, harika. Harika. Peşinden şunu bırakıyorum ve özelliğini basacağım. Çünkü elinde çöp primerden başka bir şey yok. Onu öldürür müsün? Yok, öldürmez ama biz oraya bayağı vuracağız. Bayağı vuracağız oraya biz. Tamam, harikulade. Bir tane mızraklı goblin. Bir tane de tomruk bizim işimizi görecektir diye düşünüyorum. Ama ok atarsa biteriz tabii. Ok atarsa bittik bile. Tamam, buna yapacak bir şey var mı? Bir tane daha vurman olursun. Tamam, çok güzel. Gayet iyi. Dark Goblin'de biraz erken kullandık ama neyse. Sıkıntı yok. Biz güzel savunduk. Güzel de atak yaptık. Ona izin mi vereceksin? Kulen gitti. Tamam, sorun yok. Şimdi artık ortadan bu dev goblini bırakabiliriz diyecektim ki. Tamam, al onu. Çok güzel. Özelliğini kullanmayacağım şu an. Bir bekleyelim ne atıyor. Şu an kullanırım özelliğini. Çünkü oradan ana diğer kuleye kadar niye gitmedi? Ben bunları öğrenmem lazım. Ben unutmuşum bu oyunu. Ben düşünüyorum ki bu diğer kuleden diğer kuleye gidecek şeyi sektirip. Şöyle gel bakayım. Tamam. Harikayız abicim. Tomur'u kullandık ama. Tomur'u boş boşuna kullandık. Tamam, güzel. Güzel güzel. Rakip şeyden zorluyor biraz. Her şey bait olduğu için. Hangi birini hangisine atalım yani. Şunu şöyle atalım. Şuraya bir kare prens. Buraya bir tomruk atacağım. Tamam. Şuraya şöyle bir altın şövalye. Adam kendi kendini toksikliyor ya. Dur ben de atacağım. Dur, teşekkür ederim rakibimize. En şey bu. En uyuzu bu. Neyse tamam, bunu da kazandık. Şimdi desteği birazcık değiştireceğim. Desten bu arada fena değilmiş bakın. Bir tane büyüğümüz olmasına rağmen yendik. Evet, bir dakika. Şimdi dükkandan 1000 tane şey bir şey alabiliyoruz. Bunu arttırdığımız zaman ne oluyormuş? Ne diyor? 2x diyor. Daha fazla arttırabiliyoruz. Neyse, dükkana girelim. Bizim elimizde 1000 tane var. Mesela bundan ne? O bir dakika, altın falan alabiliyormuşuz. Bayağı iyiymiş bu. Ya da emoji. Emoji mi? Altın mı? Başka bir şey mi? Tabii ki de altın. Şimdi 2000 altını 1200 alıyormuşuz. 800 altını da 1200. Şey 2000 altını da yine. Bu ne ya? Anlamadım bunu. 2000 altını 800 alıyoruz. 2000 altını 400 alıyoruz. 100 altını 100 alıyoruz. Ben bu olayı anlamadım.
Hepsi 2000 altın, biri 800, biri 1000. Ha şey mi? Neydi onun adı? Alma hakkımız bir tane mi var? Bir de alabiliyorum. Bundaki mantık nedir arkadaşlar? Günlük limite ulaştın. Günlük limite ulaşmadım aslında. Elimde yeteri kadar malzeme yok. Onu düzeltmeleri lazım. 200'e de şunu mu alsak? Neredeydi o? 100'müş. Ama 100'e 100'ü niye aldım ki burada 2000 varken? Ben anlamadım. Bir gariplik var. Burada bir hata olmuş sanki. Hala var. Günlük limit. Günlük kapasiteye ulaşıldı. Etkinlikle oynamaya devam edin. Ha, bir saniye. Gitti limitimiz. 200 kaldı. Burada hala 1000 diyor. Demek ki bu belli bir limitmiş. Onu doldurmuş olduk. Buraya savaşmıyorum şimdilik. Bunlar bildiğimiz normal 2-2 ve 1'e 1 maçlarımız. Üçlü çekiliş turnuvası. Buna katılmamışım ben. Burada ne var? Burada bir şey yok. Hadi bir el daha girelim fakat desteği değişelim birazcık. Bu deste biraz sıkıcı bir deste. Aslında iş yaptı mı yaptı öğrendikten sonra ama biraz sıkıcı. Şunu kaldıralım. Hiçbir işimize yaramadı. Aslında biz buraya komple kara kartlarla gidebilir miyiz? Bir tane de madenci koyarız. Tamam böyle yapalım ya. Bu hali fena değil bence. Sadece şu mızraklı goblin yerine başka bir şey alabiliriz gibi. Mesela mini P.E.K.K.A gibi şeyleri yok etmek için bir iskelet ordusu alabiliriz. Ama bu sefer de havaya karşı çok eksik kalırız. Balon falan var mı bu de şu an? Burada varmış. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bir daha bakıyorum şöyle. Bir saniye, bir saniye. Mızraklı goblin yerine. Biz yine mızraklı goblin alalım. Güzel güzel. Şimdi. Şöyle geriden Kara Prens'i koyalım. Tam da Kara Prens'i de alamaya başladı rakibimiz bize karşı. Şöyle bir tomruk atalım oraya. Herkes galiba bait oynayacak gibi geldi bana. Tamam. Şöyle bir tane Dark Goblin atalım. Eğer o buz golemini hemen öldürürse Kara Prens bir daha şarjlanıp gider oraya vurur. Hala vurur Kara Prens. Bir dakika ben de atacağım şundan. Aynı anda attık. Hemen şöyle bir tane madenci. Madenci biraz geç kaldı ama. Bir tanesi kaldı şey. En az o bile yeterlidir. Tamam. Şöyle bir tane Kara Prens alıyorum. Kara Prens hepsini yok eder onların. Tamam. Şunu yolluyorum. Harikasın. Şuraya şunu atıyorum. Aa evet. Ama pek bir işe yaramadı Kara Prens de ve o da işe yaramadı. Ah be dostum buraya gel. Buraya gel. Tüh. Çok garip oyuncular gelmiş ya Clash öyle görmeyeli. Adamlar hem yeniliyorlar hem toksiklemeye çalışıyorlar. Tamam orayı aldık artık. Şöyle sağ tarafa bir madenci atarız. O da sol tarafa iskelet ordusunu atar. Ve biz vururuz. Teşekkürler. Şimdi bu ama rakip acaba şey mi trollüne mi girdi acaba? O da olabilir aslında. Belki de trollüne girdi öylesine ama neden öyle bir şey yapıyor anlamıyorum. En geriden. Tamam. Yine sıkıntı yok ki. Kara Prens'e tek atamıyor. Bol şans. Biz de şöyle gidelim madem o kadar oraya tonla şey attın. Şöyle bir gelelim. Yo yo o ölür abicim. Orada dayanmaz o kadar şeyin içinde. Yani o Dark Goblin'i öldürdü ama o kadar da olsun artık. Yani şöyle bir darlasak çok mu abartırım? Şarjdan Kara Prens'i. Tüh neyse olsun gene de iyiyiz. Yine de iyiyiz. Şöyle yapalım. Bir tane Dark Goblin. Bir tane şunu atalım. Kafese atalım. Harika harika. Kafese vurduğu anda şey çıkacak içinden. Dark Goblin'e vurmayı tercih ettin. Gerçekten mi? Geliyoruz abicim. Baya baya geliyoruz. Hem de. Şöyle peşinden bir tomruk atalım peşin peşin. Tamam güzel. Bir tane Dark Goblin. Olmadı be Sonic. Bir şeyler denedin galiba ama olmadı gibi. Neredeydi senin attığın emot? O ana kuleyi uyandırmıyor yalnız. Bol şans. Bak şu an emoji atmıyor mesela. O hala bir şeyi vardı. Bir ümidi vardı yeneceğine dair. Şu an artık ümidini kaybettiği için emojiden bile vazgeçti. Hadi bir tane daha atalım ya. Nedense sardı. Bu sonsuza kadar oynanıyor herhalde bu şekilde. Şimdi evet. Bunu artık boş boş atmak bir manamıza gelmiyor. Şöyle bir Goblin kafesiyle başlayalım.
Evet, o da altın şövalye attı. Bu arada şeyler, şampiyonlar hala çok güçlüler. Bildiğiniz gibi. Şimdi ben şöyle yapacağım. Vazgeçtim. Şöyle yapacağım. Özelliği kullanamadık bir türlü ama neyse. Tam istediğim şey yapamadım. Hiç sıkıntı yok. O mini pekka eritirler onlar. Hatta şunu şöyle atarız. Gider bir de oraya vururuz. Tamam. Yani. Şimdi Tomru kullanacak korumaları var. Mini pekka burada bize sıkıntı yaratacak kart. Çünkü mini pekkaya karşı doğrudan doğruya bir şeyimiz yok. Çöp birimimiz yok. Korumalar gibi. Tamam, ona karşı Goblin kafesimiz var. Goblin kafesine şey atsa bile içindeki şey yaşamaya devam ediyor. Şöyle erken erken biz onu eritmeye çalışalım. Bir de fişekçi bizi darlayacak birazcık. Çünkü tamam, güzel. Şunu şuraya kadar çekelim. Harikasın. Şuraya şöyle bir tomruk atalım. Tamam, gayet iyi. Şöyle bir tane kara prens. Tamam. Dön kara prens geriye. Evet, biraz rakip zorluyor bizi çünkü biraz çaresiz kaldık. Ona mini pekle atacak mı? Yok, onu attı. Tamam. Bizim atak kartımız madenci tek başına biraz zayıf kaldı arkadaşlar. Yani bütün kartları biriktirip gitmemiz lazım. Onda da pek işe yaramıyor gibi ama bakacağız. Şöyle geriden bir altın şövalyeyle başlayalım. Bu maç çok zor geçecek bizim için. Geriden Dark Goblin falan atacağız vesaire. Bakalım. Büyülerin adamını görmedik bu arada tam olarak. Biz bunu atarız. Niye kasalım ki? Hatta şöyle bir şey yapalım. Onun için korumalar atacak. Tamam. Ah be, ucunda kaldı şey. Dev Goblin, ama olsun, biz orada mini pekkayı hallettik ki o da bir şeydir bizim için. Madenci elime gelmesi lazım şu fişekçi kız için. Yapma be. Nasıl bir altın şövalyedir o? Dark Goblin ne kadar aldı? Öyle bir dizmişiz ki böyle sırayla geldi, hepsini aldı. Çok kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu. Şunu yapıyoruz, hemen şunu yapıyoruz. Peşinden şunu yapıyoruz. Bir tane oraya roket lazım. Parti roketi. Yine kaçtı değil mi roketten? Bizim şansımıza böyle ya. Bizde şansımıza kaçıyor genelde. Bir maç daha gireceğim bu arada. Ben bundan hiçbir zevk alamadım bu maçta. Yine şöyle biz bir darlamaya çalışalım da. Hiç sanmıyorum yani. Aha, yakaladık mı? Yakaladık mı? Hadi yakalayalım. Ya 164'de kalmazsın be. Tamam, neyse, sıkıntı yok. Bir maç daha gireceğim ben. DS'de bazı değişme yapabiliriz aslında. Mesela bir daha girelim. DS'ye bakıyorum hızlıca. Hızlıca bakıyorum. Tamam. Aslında hepsi gittiği zaman güzel hasar veriyor. Bizim bu fena değil. Sadece tomruk yerine okları alabiliriz. Çünkü fişekçi gibi şeylere karşı sıkıntıdayız. Oklar yok galiba. Aa, varmış, tamam. Okları aldık, tamam. Bir de bu şekilde gidelim. Ok daha etkili olacak diye düşünüyorum. Şimdi Frances geldi karşımıza. Bu arada mesela ben bir deste oluşurken aynı bu şekilde oluşuyorum arkadaşlar. Tamam. İyi ki okları almışız. Güzel. Çok garip oldu ama güzel. Şöyle bir Dark Goblin atalım biraz uzaktan. Tamam, o şarjansın. Hadi be, tamam. Hemen bir mızraklı goblin. Şu şarjı kullanacağım. Belki celladı alır oradan. Bir tane daha vur. Neyse, vuramadı. Celladı alamadık maalesef, eritemedik. Evet, her zaman olur zaten bu. Eğer ki böyle arkada bir kart bırakırsanız o kişi de her zaman ne hikmetse binici çıkar. Neyse, sorun değil. Neyse ki çok vuramadı. Hatta hemen hemen birbirimize aynı eşit hasarı verdik. Şimdi bekleyelim biraz, bekleyelim. Rakibin en azından birinci oynadığını anladık. Şöyle en geriden bir dakika bekleyelim biraz daha. Tamam. Hemen şöyle bir tane madenci. Oku kullanmayacağım. Diyelim ki onu durdurursa kullanırız. Bu neden biz bunu beceremedik bu işi? Oku bir saniye. Şöyle bir şey yapacağım. Sorun yok. Bir tane Dark Goblin'e oklanılmazdı. Hemen bastım. Buradan bir mızraklı goblin. Ah be. Tam istediğim olmadı maalesef. Neyse, biraz daha temkinli oynayacağız. Sadece şu madenci yerine
Bir atakartı yine almadık. Bak az önceki maçta atakartımız yoktu. İhsan ödüyorduk. Bu sefer yine almadık. Onu almamız lazım artık bir şekilde. Şimdi. Birinci için bekletiyorum kafesimi. Köşeye gel böyle. Şöyle hemen şöyle bir ok atalım. Hemen şöyle bir tane kara prens. Şöyle bir tane parti roketi. Hadi oraya bir şey daha atman lazım senin. Yani tamam. Güzel. Okulun şey şeyini kullandı. Tomruğunu kullandı. Hemen şöyle bir hızlı bir atak yapalım. Çok güzel. Darkoblin daha erken de bırakabilmişti aslında ama neyse. Şöyle şunu bırakalım şuraya. Darkoblin kuleye vuruyor bu arada, muazzam. Hemen şöyle bir ok atalım. Harika. O kuleye gelmesin, aynen öyle. Şuraya bir tane madenci atalım. Mızraklı Goblin. Güzel tahmin etti, helal olsun. Ya bunu atıyorum ben buraya. Kasmaya gerek yok. Tamam, güzel. Şunu yapalım. Buraya gelsin. Şuraya şöyle bir tane Dark Goblin atalım. Yalnız senin ölmen lazımdı be. Cellat. Sıkıntı yok. Hemen şuraya bir tane mızraklı Goblin. Şuraya şöyle bir ok atalım. Bir dahaki oka orası bitecek arkadaşlar. Ya da madenciye. Şu an ucuz kartlar atmaya çalışıyorum oraya. Şöyle terse bir madenci. Vur bir tane. Tamam, GG, well played. Kazandık. Yani eğlenceli. Biraz vakit geçirmek için güzel. Aynı zamanda da her gün böyle 2000 altın alabilirsek o da güzel gayet. Bir şey verdi bakın orada. Kırmızı renk bir şey daha verdi. O konuda denenebilir yani. Bakalım bir şey harcayabiliyor muyuz şu anda? 200 tane var. Bir şey harcayamıyoruz bence, aynen. Bir günlük limite ulaştık falan. Daha fazlası için bilmem ne. Tamam, güzelmiş. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.